Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 32. toplantısı açılış oturumu ve heyet başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çok önemli açıklamaları vardı. İslami finans gibi varlık temelli yaklaşıma, krizlere deva olacak çözümleri önemsediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizlerin uluslararası döviz baskısından nasıl kurtulacağız, bunun adımlarını atmakta fayda görüyorum şeklinde konuştu. Para biriminde altına endeksli adımın atılmasının çok daha faydalı olacağı inancında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sistemin potansiyelinin 7 trilyon dolar olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akgüz'den bu SEDAK zirvesi ve tabii ki Borsa İstanbul'da da bir tören var. Bununla ilgili bilgiler alacağım ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle daha önce sizin de belirttiğiniz krizlere deva olacak çözümler bahsediyor ve İslami finansın buradaki önemini de vurgu yapıyor. Buyurun. Yani Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi İslami finans varlık değişimine dayandığı için varlıkların alınım satılmasına, varlıklar üzerinde ortaklık yapılmasına dayandığı için krizler karşısında daha dayanıklı bir finansal sistem oluşturabiliyor. Dolayısıyla biz bunu geçmiş yıllarda da Türkiye örneğinde bizzat test ettik. Katılım bankalarımız son 30 yıldır Türkiye'de faaliyette ve finansal krizlerden en az etkilenen bankacılık kesimi olmuştur. Bunu bizzat sektörde 30 yıldır bir çalışan bir yönetici olarak ifade ediyorum. Bu tespit doğru bir tespit. Bu doğru tespiti dünyada yapmış durumda. Dünya son yıllarda İslami finansa, katılım bankacılığına, faizsiz bankacılığa özel bir ilgi ve alaka gösteriyor. Sistemin nasıl işlediğini, nasıl neticeler verdiğini test etme gayreti içinde sadece İslam ülkelerinde değil, batılı ülkelerde de bu sistemin enstrümanlarını kullanma gayreti var. Bunu çok basit bir örnekle ifade edeceğim. İngiliz hükümeti bile bizim sukuk olarak adlandırdığımız enstrümanı devlet olarak ihraç edilerek bunu test etti. 200 milyon dolarlık sukuk ihraç etti İngiliz hükümeti, hükümet olarak. Ve bunu Londra borsasında sattı ve Londra borsasında kotkote edildi. Şimdi bu sistemin potansiyelinin de 7 trilyon dolar olduğunu tahmin ettiklerini ifade ediyor. Bu arada bir de para biriminde altın endeksli atılımlarla beraber İslami finans. İngiltere bunu fark etmiş sizin dediğiniz gibi. Biz de İslami finans merkezi olmak istiyoruz. Sizin bildiğinizi aslında bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu evet. Çalışmalarla ilgili biraz detay alırsam çok hızlı başladınız çünkü. Şimdi şunu söyleyeceğim. Türkiye'de faizsiz finans son 30 yıldır var. 2009'da hükümetimizin, devletimizin İstanbul'u finans merkezi yapma projesi kamuoyuyla paylaşıldı. Yanlış hatırlamıyorsam IMF toplantıları İstanbul'da yapıldığında bu anons edilmişti dünya kamuoyuna. O günden beri yoğun bir şekilde İstanbul'un finans merkezi yapılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Biz katılım bankaları, faizsiz finans kuruluşları da bu projenin bir parçasıyız. Hı hı. Yani o projenin 7. bileşeninde faizsiz finansın geliştirilmesi, bu merkez yoluyla bir merkez haline getirilmesi çalışmalarının fiilen içindeyiz. Bu süratli bir şekilde devam ediyor. Ve bizim de Londra gibi Türkiye'yi, İstanbul'u faizsiz finansın merkezi yapma çalışmalarımız var. Burada da belli bir mesafe kat ettik. Peki Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 2017 senesi içerisinde yapmayı düşündüğü faaliyetler veya İslami finans merkezi olma yönünde atılacak adımlar noktasında planlamaları ne aşamada? Onu bizim Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak 2005 yılında uluslararası bir denetim firmasına, danışmanlık firmasına hazırlattığımız bir strateji belgesi var. O strateji belgesi tüm taraflarla görüşülerek, tarafların görüşleri alınarak oluşturulmuş bir strateji belgesi. O strateji belgesinin içeriğinde
katılım bankacılığını, faizsiz bankacılığı Türkiye'de nasıl daha ileri noktalara taşırız, nasıl ürün yelpazesini geliştiririz anlamında ciddi stratejiler tespit ettik. Bu strateji doğrultusunda hem bunu hükümet nezdine de taşıyarak, hükümet nezdinin kabulünü de sağlayarak, desteğini de sağlayarak yürütme gayreti içindeyiz. Orada Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu adı altında bir kurul oluşturuldu. O kurulun başkanlığındaki bu kurulun başkanlığını Başbakan Yardımcımız yapıyor. 3 ayda bir sektöre ilişkin gelişmeler tartışılıyor. Sektöre ilişkin gelişmeler sunumlar marifetiyle bilgilendiriliyor. Ve strateji belgesi doğrultusunda katılım bankacılığını Türkiye'de hangi noktalara taşıyabiliriz anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz hangi yıl bizim? Hedefimiz bizim strateji belgesindeki hedefimiz 2025 yılı. 2025 yılında inşallah katılım bankacılığını bizim finans sistemimizde, mali sistemimizde %15'lik bir paya taşıma gayretimiz var. Şu an %5'lerdeyiz. %5 seviyesindeyiz. Bankacılık sektörünün %5'indeyiz. 5 tane bankamız faaliyet gösteriyor. 950 şubemiz var. Bunu Türkiye'nin geneline yayma gayretimiz var. Sanıyorum önümüzdeki süreçte yeni bankalar da sektöre dahil olacaklar. İnşallah daha büyük, daha çaplı boyutlara taşıyacağız sektörü. Şimdi dünyada da böyle bir eğilim var dediniz röportajımızın başında. Önümüzdeki yıllarda bu eğilimin artacağını düşünebiliyor muyuz, düşünüyor muyuz? Tabii. Çünkü Orta Doğu'daki bu gelişmeler illaki bir sona erecek. Tabii. Çatışmalar illaki sonsuza kadar sürmeyecek. O yüzden Türkiye buna da hazır mı? Yani hem Orta Doğu hem Rusya hem Avrupa tarafında, evet İngiltere belki merkez ama Türkiye'de bir merkez olma yolunda hazırlıklı mı? Tabii. Her şey normale döndü. Türkiye'deki katılım bankalarının önemli bir kısmı körfez sermayeli. Dolayısıyla körfezde bizim çok ciddi bir bağlantımız söz konusu. Körfezin de son yıllarda belki politik gelişmelerle birlikte Türkiye ilgisi çok fazla arttı. Körfez ülkeleri Türkiye'ye ciddi anlamda kaynak aktarıyorlar, yatırım yapıyorlar, ticari ilişkiler gelişiyor. Ondan biz de payımızı alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu şeyin payın daha da artacağını düşünüyoruz. Batı'da da bu sektöre ciddi ilgi var. Biraz önce söylemiştim, sukuk yoluyla bu sektöre Batılılar da giriyor. Dolayısıyla biz bu bölgede bu işte faizsiz finansta öncü olma, sektörü geliştirme amacını devam ettireceğiz. Vatandaşların ilgisi nasıl? Çünkü sermaye piyasası araçları olarak bakıldığında Türkiye'de biraz daha hızlı adımlar atılması gerekliliği ön plana çıkıyor. Burada da alternatif yatırım araçları çıkıyor tabii. Faizsiz bankacılık ve İslam finans deyince. Ne aşamada ve vatandaşların ilgisi nasıl? Şimdi vatandaşların ilgisi daha çok bankacılık anlamında bugüne kadar geldi. Biz daha çok bugüne değin katılım bankacılığını daha çok finans anlamında, bankacılık hizmetleri anlamında geliştirme gayreti içinde olduk. Ama son yıllarda sermaye piyasası ayağını da bu işin oluşturma çalışmamız var. Orada biliyorsunuz katılım endeksleri oluşturduk. Sermaye piyasasında, borsa bünyesinde 3 tane katılım endeksimiz var. Onlar faal durumda. Yani müşterilerimize hizmet sunar durumda. Onun ötesinde bireysel emeklilik sisteminde, o da biliyorsunuz bir sermaye piyasası aracı, katılım bankaları, katılım bankalarının kurduğu bireysel emeklilik şirketleri aktif olarak yer alıyorlar. Fonlar oluşturuluyor. Dolayısıyla biz sermaye piyasasıyla da ilgiliyiz. Biliyorsunuz son yıllarda sukuk, bizim kira sertifikası dediğimiz ama dünyada bilinen adıyla Türkiye'de sukukta gelişme sürecinde hazinemizin öncülüğünde özel sektörde bankalarımızla bu işe kaynak ayırıyorlar ve ihraçlarda bulunuyorlar. Şu ana kadar Türkiye'deki sukuk ihraçları 40 milyarın üzerinde bir hacme ulaştı ki 2012'de başlamıştır. Yani 4 yılda 40 milyarlık hacim, çok ciddi bir hacim. Biz onun sukuğun, kira sertifikasının özel sektör tarafından da özellikle altyapı yatırımlarında, büyük yatırımların finansmanında kullanılabileceğini düşünüyoruz. Buna öncelikle kamunun öncülük yapması
daha bir yerinde olacak. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Malezya kamu yatırımlarının çok önemli bir kısmını sukuk yoluyla finanse ediyor. Hatta 10 yıl, 20 yıllık sürelerle sukuk ihraç ediyor Malezya hükümeti. Bizim hükümetimiz de bunu yapabilir. Şeylere, ihaleleri üstlenen şirketlere bu şartı getirebilir. Yani sukuk mekanizmasını bizim hem iç piyasada hem uluslararası piyasada değerlendirmemizde fayda var. Şimdi bugün ayrıca Borsa İstanbul'da bir tören de var. Hatta buradan çıkışta orada evet. olacaksınız. Evet. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da evet. bir katılımı olacak evet. orada. Nedir bu tören? Biraz detaylandırın çünkü önemli. Bu tören işte biz de oraya davet edildik. Başbakan yardımcımızın şeyle davetiyle oraya katılacağız inşallah. Borsamızla, Borsa İstanbul'la İslam Kalkınma Bankası'nın işbirliği, stratejik işbirliği zaptı imzalanacak. İslam Kalkınma Bankası Türkiye ile yakinen ilgili bir banka. Biliyorsunuz İslam Kalkınma Bankası İslam ülkelerinin kalkınmasında finansman sağlayan bir banka. Türkiye'de en büyük kurucu ortaklardan 5 üyeden birisi. Ciddi anlamda Türkiye'miz İslam Kalkınma Bankası kaynaklarını kullanıyor. İslam Kalkınma Bankası Türkiye ile yakından ilgili. Tabii bu bölgede en gelişmiş ekonomi Türkiye ekonomisi. Bu ilişkinin bu denli yoğun olması evet. doğal. Bizim borsamızda da işbirliği yapıyor. İslam Kalkınma Bankası'nın bildiğim kadarıyla ihraç ettiği sukuklar bizim borsamızda da kote edildi. Dolayısıyla bu işbirliğinin gelişmesi Türkiye'ye de İslam Kalkınma Bankası'na da fayda sağlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgiler aldık. Tören içinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. 15.30'da diyebiliyoruz biz teşekkür de töreni. Ediyorum. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri, aynı zamanda Albaraka Türk Yönetim Kurulu üyesi Osman Akgüz'e ben teşekkür ediyorum. Ve kahve molasını burada sonlandırıyoruz. Borsa İstanbul 75.572 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Gün ortasında dolar 3.3976. Bugün saat 19'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı var. Yarın ya da gece geç saatlerde bunun sonuçlarını alacağız. Yarın da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz konusunda bakalım ne gibi bir karar verecek. İzli olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Yarın 9'da görüşmek üzere.